Selamünaleyküm. Çok kıymetli Müslüman kardeşlerim. Bazen Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin bizlere tavsiye ettiği rızık dualarını paylaşıyoruz. Mesela Peygamber Efendimizin aç olan okursa doyar, susuz olan okursa Allahu Teala su verir, elbisesiz olan okursa Allahu Teala elbise verir şeklindeki hadis-i şerifleri veyahut da başka hadis-i şeriflere binaen paylaştığımız duaları bazıları görünce şu şekilde yoruma yazıyorlar. Madem öyle, neden İslam alemi sürünüyor? Neden İslam alemi ayaklar altında, kafirlerin ayaklar altında eziliyor diye soruyorlar. Bu duaları paylaştığımızda okuyanlar şunu zannetmesin. Sen yan gel yat, sadece bu duayı oku da Allahu Teala sana versin. Böyle bir şey yok. Çünkü Allahu Teala ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Estaizu billah. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma min dabbetin fil ardı illa alallahi rizquha. El-ayah sadakallahu lazim. Yeryüzünde hiçbir dabbe yoktur ki Allahu Teala onun rızkını vermesin. Biraz daha Türkçe olarak manasını söylersek, yeryüzündeki hareket eden ve çalışan her canlının rızkını Allahu Teala verecektir. Bakınız, Allahu Teala dabbe buyurdu. Yani debelenen, hareket eden, çalışan manasına gelir bu dabbenin manası. Allahu Teala dabbe kelimesinin yerine her canlının rızkını verecektir buyurmadı. Neden buyurmadı? Çünkü Allahu Teala bu alemi sebepler alemi olarak yaratmıştır. Önce çalışmak lazım, sonra da dua. Eskinin zeki alimleri ne buyurmuşlar? Önce çalışmak, sonra dua dinin esası. Kabul olunur ancak çalışanın duası. Yani hem çalışacağız hem de dua edeceğiz. Eğer çalışmadan yan gelip yatarsak o zaman Allah-u Teala da dualarımızı kabul etmez. O duanın karşılığını başka bir şekilde verir ama senin ettiğin şekilde o duanın karşılığını sana vermez. Yani buna benzer paylaşımlar paylaştığımızda bu ey müminler, bu duayı okuduğunuz zaman anında zengin olursunuz, çalışmanıza lüzum yok demek değildir. Onun için evvela çalışacağız, sonra da dua edeceğiz ki Allahu Teala duamızı kabul eylesin. İki sebepten dolayı kanalımızı tavsiye ediniz. Birincisi, ehli sünnet ve cemaat itikadı üzere, yani Peygamber Efendimizin İslam'ı yaşayışı üzere dini bilgileri öğrenmeleri için. İkincisi ise kendinizin alacağı sevabın kat kat olabilmesi için. Allahu Teala her birimizi dünya ve ahiret fitnelerinden ve tehlikelerinden muhafaza eylesin. Bir sonraki sohbetimizde buluşmak üzere Allahu Teala'ya emanet olunuz.